Evet, çok teşekkürler Beceli Hanım. Rica ederim. Evet, şimdiki konuşmacımız Sayın Sinan Gerim. Buyurun Sinan Bey. Sağ olun. Hoş geldiniz. Biraz da uzadı bizim süremiz. Azerbaycanlı Latifzade diye, ben mimarım. Ama gençliğimde biraz merak ettim. Felsefe derslerini de takip etmiştim. Biraz da o yüzden felsefeye meraklıyımdır. Azerbaycanlı Latifzade diye bir bilim adamının bir teoremi var. Gri teoremi diye. Diyor ki, hayat yalnız siyahla beyaz değildir. Siyahla beyazın arasında hayır, çok geniş ve çok uzun bir gri alan vardır. Ve bu gri alan bizim özgürlüklerimizi tarif eder. Eğer tercihlerimizi siyah ve beyaz diye, yazımı turamı gibi iki noktaya bağlarsak, o zaman düşünmemize zaten hiç gerek yok. Hepimiz yerine birileri düşünüyor demektir. Biri siyah düşünüyor, biri beyaz düşünüyor. Aradakiler, arada kimse yok zaten. Ben hayatım boyunca mümkün olduğu kadar gri bir yeşil alan, gri bir alan yaratmaya çalıştım kendime. Ne siyah, ne beyaz. Şimdi bu konumdaki tartışma, sabahki konuşmalarda dinleyince, siyahla beyaz arasında kaldı. İnsanlardan istiyorlar ki, siyah mı beyaz mı? Evet mi hayır mı? Yazı mı tura mı? Gerçekten bu tür projeler, siyahla beyaz arasına sıkışmamalıdır. Mücella'nın söylediği, İclan Hanım'ın söylediği, Azmet Hoca'nın, Hüseyin Hoca'nın söylediği doğrular var. Niye bu sunumlar, chat raporları filan bu kadar baştan savma yapılmış? Çünkü onlar tura ise turayı seçmişler, yazı ise yazıyı seçmişler. Geri tarafın hiçbir değeri yok. Chat raporu mu isteniyor? Yani bilmiyorum, Mücella onları tetik ediyor ama ben iki kere chat raporu almak için bir proje geliştirdim. Chat raporuna falan hiçbir inancım yok. İstediğiniz chat raporunu istediğiniz şekilde alabilirsiniz. Üzerinde çok fazla başını sallayan gerçekten meslektaşlarımı veya bu deneyimi yaşamış insanları görüyorum. Bu topraklarda Mevlana gibi bir adam 700 yıl önce diyor ki, bugün yeni bir gün, yeni şeyler söylemek lazım. Toplumumuzun yeni ama hepimizce kabul edilebilecek veya tartışma açık doğru şeyler söylemesi gerekli. Ayrıca bir şey söyledi, çok önemli bir söz daha var. Herkes aynı şeyi düşünüyorsa kimse bir şey düşünmüyor demektir. Düşüncenizi birilerine vermişsiniz, o sizin yerinizde düşünüyor. Bu bana Orwell'in 1984'ünü hatırlatır. O kitabı gençliğimde okuduğum zaman müthiş bir korku duymuştum. Giderek ne yazık ki içinde yaşadığım toplumda, zaten dünyada da aynı şey geliyor. Sanki Orwell'ın 1984'ünü yaşıyormuş gibiyiz. Bırakın herkes düşüncelerini rahat rahat ifade etsin. Özgürlük alanı insanların ne kadar geniş olursa doğruyu bulma o toplumun ihtimali o kadar büyüktür. Biz ne yazık ki ifratla tefrit arasında gidip geliyoruz. Hiç bunun ortası yok mu? Hiç bunun ortası yok mu? Hiç orta alanlarda doğuşan, bilim adı dolaşan, fikir üreten, toplumun önünü açan bilim insanımız yok mu? Olmayacak mı? Sabahleyin sizinle gururla söylediğim İstiklal Marşımız var. Çocukluğumdan ilkokula başladığından itibaren söylerim. Herhalde dünyanın hiçbir ulusunun milli marşı korkma diye başlamaz. Hala bizi birileri korkutmaya çalışıyor. Nedir bu korku, bu toplum üstüne yayılan korku? Bu kadar büyük bir korkuyla problemlerimizi halletmemiz mümkün mü? Hayatımda korkulmaktan nefret ettiğim kadar hiçbir şeyden nefret etmişimdir. Yani korkmadan bir şiir söyleyelim. Yanlıştır. Şu doğrudur, şöyle yapılsa daha düzgün olur. Şimdi onu da söyleyeceğim birazdan. Niyet okumak. Ben sizin yerinize, sizin ne düşündüğünüzü, sen şöyle düşünüyorsun diye sizi suçlamak yetkisine hiçbir zaman haiz değilim. İstediğinizi düşünebilirsiniz. İlla benim yine sizdeki şöyle düşünüyorsun gibi bir kanaate varmam hastalıktır benim için. Aynı şekilde
İnanılmaz komple teorileri. Bu komple teorilerinden bu toplumun kurtulması lazım. Ben özellikle gençler arasında, üniversite çeşitli şekilde temas ettiğim insanlar arasında bu korkunun, bakın görüyorsunuz bir tanesi işte açlıktan, bir tanesi iki tane üniversiteli kız yakınlarda ortalıktan kayboldu, intihar ettiler. Bu korku gençlerde çok yaygın, bu komplo teorisinin getirdiği korkular. Değerlendirmeleri sonraya bırakalım lütfen. Lütfen. Özgürlüğümüzün, hepimizin özgürlüğümüzün sonsuz kadar geniş olmasını istediğimiz düşünceleri ifade edebilmeliyiz. Ben kanallarla, İstanbul'un kanallarla ilgili düşüncelerimi not ettim buraya. 29 Ocak 2013'te Milliyet Gazetesi'nde düşünenlerin düşüncesinde yazdım zaten. Şimdi de bunu kitap haline getirdiler. İstanbul pek kanal yapmaya müsait bir şehirdir. Sanayi toplumuna dünya geçtiği zaman Londra'da, Paris'te, Berlin'de, Manchester'da, Liverpool'da, şehrin içinde inanılmaz sayıda kanal var. Çünkü bu kanal, bu fabrikaların sanayi toplumuna geçildiği zaman çalışması için ham madde gerekli. Ürettiği mamul maddeyi bir şekilde sevk etmesi gerekli. Bugünkü gibi tırların yanaşıp sevk etmesi veya mamul getirmesi, ham madde getirmesi, at arabasıyla ham madde getirecek. En fazla da iki atlı arabayla. O yüzden kanallarla donatmışlar. Ama neden bunlar düz şehirler? İstanbul vadilerden, tepelerden oluşan, kimi yeri kayalık, kimi yeri işte biz niye metroya 100 sene sonra kavuştuk? Bazı istasyonlarda 60 metre yerin altına inmek mecburiyetteyiz. Paris veya Berlin gibi değil ki 3-4 metre veya Londra değil ki, New York değil ki 3-4 metre ince istasyona erişin. Kendi şehrimizin ayrı özellikleri var. Bunun ne yazık ki farkına varamıyoruz. Osmanlı bunu geçmişte düşünmüş. Süveyş kanalı için bir alternatif oluşturmaya çalışmış. Veya bir çaba göstermiş açalım diye. Sokullu Mehmet Paşa döneminde Don'la Volga arasında bir kanalla Hazar Denizi'ni, oradaki işte uzak Türklerle bağlantıları kurmak için bir kanal teşebbüsüne kalkılmış. Başarılı olamamış. Sakarya, Sapanca Gölü ve İzmit Roma döneminden, yani milattan sonra 100. yıllarda başlayarak sonra Justinian döneminde bir kere daha denenmiş. Hatta İzmit Körfezi'nin diplerinde Karadeniz menşeili bir midye türü var. Çok lokalize bir aramda. Diyorlar ki jeologlar, bu konuda deniz biyologları, eğer Roma döneminde muhtemel burada Karadeniz'le İzmit Körfezi arasında bir bağlantı vardı ki bu midye türü buraya taşındı. Marmara'nın diğer taraflarında gözükmüyor. Ama buna ait bir arkeolojik buluntuya bugüne kadar rastlandığını veya bu konunun konuşulduğunu bilmiyorum. Görmekte olduğunuz harita, Hüseyin Hoca'nın söylediği, Michigan'ın araştırma yaptığı harita, bu gördüğünüz harita 1890 yılında Serkis Balyan tarafından yapılmış ve saraya sunulmuş bir harita, bir teklif. Neresidir? Kağıthane Deresi'ni bir kanalla Kilyos tarafına bağlamak için. Bunu 1990'lı yıllarda Zeynep Çelik Değişen İstanbul kitabında yayınladı. Kitabın orijinali İngilizcedir, daha sonra Türkçe'ye tercüme etti. Michigan bunu kendi araştırma değil, İstanbul üzerine aynı hat görüyorsunuz. İstanbul üzerine yapılan mutlaka bir çalışmayı ellerinden geçirdi bu çalışmayı görürken böyle bir teklif yapılmış diye. Yani bu bir komplo teorisi falan değil. 1890'da yapılmış. 1900 herhalde bu British Museum'da şurada burada üniversitelerin çeşitli kitaplarında var. Yine Abdülhamid'in döneminde Süveyş kanalına Mısır işgali altında olduğu için alternatif olarak Akabe ile Lut Gölü'nü kullanarak Kızıldeniz'e bir kanal inşası düşünülmüş. Görüyorsunuz projelendirilmişti ama Lut Gölü işte alçak, nasıl dolar, ne yapılır? Projelendirmek kolay. Onu icraata dökmek başka bir şey, daha büyük bir faaliyet istiyor. Devrin şeyleri pek müsait değil. Onun için bu fikir bize pek yabancı değil. Bu yabancılık bugün büyük bir hayretle karşılıyoruz. Şimdi ben şöyle bir şey düşündüm mesela. Acaba şimdi merkezi hükümet çıksa dese ki, tamam biz buradaki yerleşmelerden vazgeçtik.
Burası doğal sit alanı veya işte milli park olarak ilan edilecektir. O, muhafaza orumunu ilan edilecektir. O zaman kanalın yapımının bir sakıncası var mı bizim için? Bir dakika efendim, bir dakika. Veya dedik ki kanalı yapmaktan vazgeçtim, burayı iskanı açıyorum. Bütün bunlar düşünülüyor mu? Bunları konuşuyor muyuz? Siyahla beyaz mı yalnız? Sözlerimi çok uzadı çünkü konuşmalar. Ben kısa keseyim. Yaklaşık 100 yıl önce Anna Ahmetova bir şiirinde diyor ki, gelecek geçmiş içinde olgunlaşır. Ve geçmiş gelecek içinde çürür. Hazan yaprakları dökülüyor. Ben çürür yerine erir tercih ederdim. Böyle bir hayat yaşıyoruz. Burada keskin sınırlar içinde bizim gibi düşünmeyen insanları karşımızda görüp bizim gibi düşünen insanlarla saflar oluşturursak bu kulüp tutmaya döner. Halbuki ülkemizin bilim insanlarının, düşünen insanların fikir üretmesine, çözüm geliştirmesine, bakın şu olmaz ama şu iş şöyle olur. Dün akşam bir televizyon programında yeni havalarıyla ilgili sıkıntılar aksettir. Evet ben de yaşıyorum. Efendim? Söyledim. Üzerinde düşünülmesi gerekli. Biz miyim? Bu kadar veri var. Bu veriyi taraf olmadan ama geniş bir alan içinde değerlendirmek. Öncelikler dizisi için ülkenin öncelikler dizisi içindeki yeri nedir? Stratejik açıdan şart mıdır? Bir rapor var Musa, sen okursun. Türkiye'de 5 sene, Liman von Sanders. Çanakkale savaşlarından sonraki stratejik açıdan Genelkurmay, Osmanlı Genelkurmayı'na bir rapor yazıyor. Diyor ki Çanakkale Boğazı tutulduğu zaman donanma hareket kabiliyetini kaybediyor. Nerede? Nedir o şehrin adı? Gelibolu'nun içinde. Saros Körfezi. Hayır, bir, orada bir yakında yerleşme var da aklıma. Bir kanal açılsın diye, değil mi? Ta 1915'te teklif etmiş. Şimdi bu teklifler bizim ülkemiz açısından öncelikler listesindeki yeri nedir? Ne şekilde yapılırsa minimum çevre etkisiyle, minimum bir her yeni müdahale, her yeni şey, insana da öyle. Mutlaka bir komplikasyonlar doğuracaktır, bir değişiklikler yaratacaktır. Bütün bunları değerlendirmeden evet veya hayırın arasına sıkışmak ve bir taraftan da bunu bir siyaseten mekanizma olarak kullanmak, bundan sonra kim ne proje yaparsa yapsın, o projenin toplumunun yarısı hayır diyecektir, yarısı evet diyecektir. Yeni havalimanı ile ilgili eğer yaptırırım, yaptırmam tartışması arasında sıkışmasaydı, bu büyüklükte havaalanlarında bir kenarda olmaz bu şey binaları, yolcu karşılama yok. Bunlar merkezde olur. İşte İspanya'da var, De Gaulle'de var. Bunlar alttan bir metroyla bağlanır. 2-3 tane şey olur, karşılama merkezi olur. İç hatlar, dış hatlar gibi iyi bir proje önerilerek bugünkü sıkıntıların yaşanması minimalize edilebilirdi ama kimse ne kim ne dinleyen var ne söyleyen var. Onun için benim ilerleyen yaşımda gençlere özellikle söylüyorum. Lütfen düşünce alanınızı geliştirmeye çalışın. Yani birilerinin sizin yerinizi düşünmesini kabul etmeyin. Mutlaka sizin de aldığınız eğitim, yaşadığınız hayat ve deneyimler açısından söyleyeceğiniz, geliştireceğiniz düşünceler olacaktır. Bu kadar dar bir alanda sıkışmak beni çok rahatsız ediyor. Bir sözümle bitirmek istiyorum son söz. Ernest Egli, Cumhuriyet'in başlarında Mustafa Kemal Atatürk tarafından davet edilir, Ankara'ya gelir. Daha sonra 1946'da gelir. Cihanbeyli'yi gezer 1946 sonlarına doğru. Cihanbeyli'de o sırada elektrik yoktur. Jeneratörlerle geceleri 1-2 saat elektrik verilmektedir. Ama der imar planı var. Ben de merak ettim. 60'ların sonunda Cihanbeyli'ye gittim. Yani 1946'da imar planı olan şehrin böyle olmaması gerekirdi. Bizimkiler plan yoksunluğundan değil şehirlerimizin bu rezil hale gelmesi. Sedat Bey'i gördüm demin, hala burada mı? Ben imar komisyonu üyeliği de yaptım bir dönem. 1/5000 ölçekli haritalarda 1 cm 50 m'yi gösterir. Burada 100 metrekare arsasının nerede olduğunu, yeşil sahada mı, ticarette mi kaldığını ki 2 mm'ye 2 mm. Üstelik imar planlarını aramızda gören arkadaşlar, belediyekiler bilir ki
üzerinde yapılan değişikliklerden dolayı Mehmet Bey görüyor şimdi, mühürlerden, basılan mühürlerden dolayı imar planını okumak mümkün değildir. Bu işin temelinde bir yanlışlıklar var. Bu kadar değişiklik yapan bir şeyin aslı yanlış. Onun için her şeyi bir kere daha düşünmemiz, sakin bir şekilde düşünmemiz, taraf olmadan doğruları ve çözümleri dile getirmemiz lazım. Yeteri kadar bilgi sahibi olursak bizim de bazı önerilerimiz var. Ben eleştirdim zaten ilk açıklandığı zaman. Ne de bu gökdelenler, bu rezillikler diye. Yani böyle bir sunum zaten bu olumsuz düşüncenin ortaya çıkmasında büyük rol oynadı. Bunu televizyonda da söyledim. Kaç kere söyledim hem de. Ama yine birilerinin hoşuna gidecek, onu gıdıklayacak şeyler yapmaya yöner sayıyorlar, devam ediyorlar. Biz de istediğimiz kadar konuşalım, tartışalım. Ama zannediyorum ki özgür düşüncenin ve düşüncelerin üst üste gelmesiyle gelecek birikim, herkesin ona kulak vermesini, sonucunda da onu duymasını ve uygulamasına yol açacaktır. Teşekkür ederim.